Ee, i̇lk yorumları için hemen Evren Hocam'a da döneyim. Hocam, 66'da ilk değişikliği yaptı ee, Okan Hoca, Sara Kerem Demirbay değişikliği. Daha sonra yine işte 83'te AkTürk Türk Olujeler, e, Mertens değişikliklerini yaptı. 8 uzatma gelince de yine Yunus'la Berkan'ı oyuna attı Okan Hoca. Dubai'yle barışı aldı ki zaten barış çıktığında herhalde fiziksel olarak... Sonun sonundaydı yani hakikaten. ilk düdükle beraber, sahanın her yerinde o da. Ümit Hocam'ın da demin dediği gibi Kerem'le beraber ikisi. Müthiş bir performans ortaya koydular. Nasıl bir maç okumalıyız? 2'de 2 yaptı, 6 puanı ulaştı Galatasaray. Geçen hafta evinde Atay karşısında sıkıntılı bölümler yaşadı yer yer. Pozisyon zenginliği tabii ki daha fazlaydı. Ama bu akşam daha böyle bir gel git maç vardı gibi. Şöyle, Konya'da yani, önemli Saray, pozisyonlar yakaladı. E, Keza hemen istatistikleri de size söyleyeyim. 40 40'a 60'la oynamış tabii ki topun sahibi Galatasaray ama 17 şut atmış. Konya Konyaspor Galatasaray kalesine 3'ü isabetli. Gol beklentisi 1.64. E Buna karşılık Galatasaray 0.98. İki tane de kaçan net pozisyonu var. Ekranda da geliyor şu anda bu istatistikler. Tüm bu verilerle nasıl bir maç oldu sizce? Yani Galatasaray zorlu Konya deplasmanında kazanması çok önemli. Şöyle bir şey Geçen hafta Galatasaray'ı en çok biz eleştirdik. Yani baktığın zaman ilk maçtı. Ama daha sonra maçı izledik eve gittikten sonra kendimiz dedim. Yani orada pazartesi de bakınca Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un oyunu. Galatasaray yine kendi oyununda fark yaratmış. Hem pozisyon bulmada hem üretkenlikte hem belki savunma olarak birkaç hata bir pozisyon verdi ama sonuca gitmiş bir sıfırdan iki bir. Galatasaray'ın en büyük problemi şu an Sanchez sakattan önce bu hafta. Ee, savunma anlamında biraz sallanır dedim. Bugün gerçi onu çok yapmadılar. Yani, bence en sonra Abuzerimde kötü oynamadılar ama e, çok birebir kalmadılar. Orayı çok zorlayan adam olmadı. Şimdi bir Metehan var elinde genç oyuncu o da çok formdaydı. Ya onla başlamadı en sonunda tabii ki başlayacak. Onlar iki, iki şampiyon yapmış onceden ikisi ama sezon başına baktığımda e, formları daha yerinde değil. Ama genel'e baktığımızda bence bugün Okan Hoca çok doğru doğru bir kadro çıkardı. Belki Duboa mecburiyetten oldu ama diğer iki oyuncu Ziyeş hafif sakatlığı vardı risk etmedi. Kerem'le Barış'ın Mertens ve Icardi yani Mertens'in orada hareketli ve diri kalabilmesi için Kerem'le Barış'ın orada hep oynaması lazım. Zaten Okan Hoca'nın istediği şey bu şablon. Çünkü o ön ağın baskısını, o hücuma hızlı çıkışı, hızlı hücumla Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Bugün de golü öyle attı hızlı hücumla. Golü yiyecekti hatırla. Bir çıktılar Barış Alper'le. Bir Ikardi koşu yaptı. Bir attılar. Tık 3 pasla gol oldu. Galatasaray bu özelliği zaten. Bazen hep basketede olmuyor. Yani rakibe pozisyon verdiği zaman da Galatasaray bunu çok iyi değerlendirebiliyor. Böyle çok maç kazandı. Onun için genele baktığımızda ben Saray'a baktım. Ümit Hocam da çok güzel yorumladı. Şunu beklerdim yani belki e, orada çıkarmayıp Mertens'i 65 70'te alsa Saray'ı ön tarafa çekse oraya Kerem Demirbay'ı alsa gibi olabilirdi. Sarayı da orada görmek adına. Evet çünkü o ön alanda bence ofansif olarak Saradan yararlanması lazım. Yani Maçı izlerken bence, bir ara şey dedik hocam birbirimize kaç tane Sara var dedik. E, her dönen topların hepsini aldı. Ama kaleye yakın da çok önemli etkinliği var. Zaten geçen sene işte 13-14 gol atmış. 13 asısı yapmış. Çünkü Galatasaray'ın o bölgede ilerleyen günlerde, haftalarda, aylarda Mertens'in sezona baktığında 60-70 maçı götüremeyeceği kesin. Yani orada bir 30 30 tane maç oynasa iyi. Tamam. Çünkü burada e, performanslar, formalar zaman zaman değişecek. O konucu onun için de hazırlıyor. Öyle bir tercih yaptı. Bence devam edebilirdi. Ama genele baktığında iyi. O Geçen Hocanın... haftaki oyunun biraz altında kaldı. Ama sonucu almak burada çok önemli. Yani Galatasaray'ın bugün doğru bir oyunu vardı. Evet zaman zaman pozisyon verdi. 7 gol. Ee, Kaan ilk ondan önce bir pozisyon adamını unuttu. Nelson'la beraber aynı adamı tuttular. Arkada so, boş, boş kaldı. Bir so, boş kaldı. Boş kaldı. Evet. Yani Galatasaray o öyle pozisyon vermemesi lazım. Galatasarayın en büyük sıkıntısı iki haftadır çok basit goller yiyor. Galatasaray en az gol yiyen takımlar arasında biliyorsun iki senedir. En, en büyük özelliği o. Yarın bugün bunlar sıkıntı olur. Belki zamanla oturacak. Sanchez olsa o pozisyonları da vermezdi. ama Zor bir deplasman olduğu altını Konya takımı. çizmek lazım Kesinlikle hocam. Konya zor Konya bir takımı, deplasman iyi takım. yani. İyi takım. Galatasaray bugün bence oynayabileceği yani bundan daha da iyi oynar ama yine maksimumu yakaladı. Icardi bence bugün yine o yaptığı koşularla inanılmaz işler yaptı. Attırdığı gol bence yine birinci sınıf. Daha çok koşuyor, daha çok istiyor ama Icardi'ye bir türlü sağdan soldan topla buluşturamıyorlar o final pasları. İşte Sara zamanla alışınca bunu yapacak. Barış'ın daha çok getirmesi lazım. Kerem daha keza öyle. Ya maçtan önce dedim yani Kerem bu maçı çevirecek oyuncu. Bu maçta fark yaratacak bir şeyler yapacak, yapması gerekiyor. Ve Kerem'le Barış'ta da maçı alan oyuncular oldu. Bence maçın oyuncusu da Kerem. Ha golde, e, yediği golde Galatasaray'ın orada arkasında oyuncuyu görmeden, işte savunma özelliği olmadığı için o topu bırakmaması lazım. Tak bir baktı Konyalı oyuncu çıktı orada. Hı hı. Orada bırakmayacaksın. Artık savunma orada bir baskı yemişin, Orada vuracaksın. En uzak bölgeyi uzaklaştıracaksın. Yani onun kuralı odur. O bir topu aşırtıcı orada Galatasaray oradan golü yedi. İki tane konu var e, size sormak istedim. Ondan sonra yine maçın genelini konuşmaya ve tabii açıklamalar da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bu arada tabii 100. maçıydı Okan Hoca'nın Galatasaray'ın başında çıktığı. Maç öncesi de zaten bununla ilgili e, açıklamalarda bulundu. Yine maç öncesi yaptığı açıklamalardan bir bölümü var. Onu da gündeme getireceğiz. E, bir önceki haftaya e, dem vurdu. Evet onu da arkadaşlarımız hemen hazırlamış ekrana getirelim. Bu arada Okan Buruk Galatasaray, Galatasaray hocam Hoca 2'de 2 yaptı ilk kez. Yani 2 seneye baktın. 2 evet, evet. hafta puan kaybetmiş. İlk ilk 2 haftada ilk kez 2'de 2 yaptı Okan Hoca. 100. kez de Galatasaray'ın başında sahaya çıktı Konya Spor deplasmanında. Okan Hoca'nın maç sonu değil, maç önü. Hı. Maç sonu birazdan gelecek. Maç önü açıklamaların açıklamalarının bir bölümünde geçen hafta herkes Galatasaray'ı beğenmedi. Ama istatistiklerin çok üstündeyiz. Geçen hafta 44-45 dakika top oyunda kaldı. Bu durumda maçın bir devresi oynanmamış oluyor. Bu Türk futbolunun kanayan yarası. Hakemler de çözüm bulamıyor. İnanılmaz bir vakit geçirme vardı. Her out, her taç atışı ligin üstünde sayılarımız vardı. Buna rağmen buna devam etmek istiyoruz dedi. Bunu canlı olarak da izledik. Aslında bu Türk futbolunun genel sorunlarından biri. Yani topun oyunda kalma süresi ve oynanma süresi Türkiye'de hep tartışılıyor. Tamam. Doğru. Elazığ'da çalışırken kendisi de aynısını yapıyordu. Akisar'da çalışırken kendisi de aynısını yapıyordu. Kolay mı kardeşim Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ya, Beşiktaş'a karşı İnönü'de oynamak? Kolay mı yani? Olacak bunlar. İşte o, o zaman sen topu ayağında... Biraz var, taviz vermemesi lazım hocam. O zaman hocam, sen topu olarak. daha fazla ayağında tutacaksın. Var. Sen Hı. rakibinden sen de... bunu, yani bu, bak bir cümleyi kurarken bir kişi üzerine değil, üç büyük takım üzerine kuruyorum. Kişiselleştirmeden. Bak. Şimdi sen de örnek veriyorum. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Sizde Anadolu Kulübü'nün 10 katı, belki 20 katı bütçeleriniz var. Tutup top o zaman vermeyin kardeşim. E sen e, Elazığ Akhisar'ı çalışırken aynısı sen takımı da yapıyordu. Yapmak zorundasın kardeşim bunu. <laughs> Yapmak zorundasın. Hocam birileri yapmak o zaman, birileri de engelleyecek o zaman, ama. Tamam. O zaman. Yani sakattıkları sakatlıkları ve yapmaları da, da söylüyorum. Şim Hakemlerden bahsediyor. Tamam. E sen 8. dakikada Antalya Spor'a gol atmayı biliyorsun da. 8. dakikada Antalya Spor'a gol atarken bir şey yok da. Hatay'a gol atmak, 70. dakikaya kadar Hatay'a hakem, bu çocuklar, şey, Hatay sporlu oyuncular oyunu çirkinleştirdiler de diye mi atamadın? Bu her büyük takımın bahanesidir. Bak bu Okan Buruk, Ahmet Mehmet konusu değil. Bak el yaparken hakkaniyetli yapacaksın. Empati kurarak yapacaksın. Bu böyledir. Futbolcularda da vardır bu. Mesela işte üç büyük takımda oynarken mesela itiraz ettiğin zaman oranın sana bir avantajı vardır. Ama Anadolu takımına gittiğin zaman dersin ki ya bak bu e sen de o avantajı orada oynarken yaşıyordun. Adaletli olacaksın kardeşim. Tabi gönül ister bu top 55 dakika 60 dakika kalsın. Yani ligin bilinmeyen bir şeyini Amerika yeniden keşfetmiyoruz. Bugün İlk defa bu ona karşı da olmadı. Galatasaray'a karşı da olmadı. Ya sen ne çabuk unutturuz abi. Hangi maçtı geçen sene Fenerbahçe Kasımpaşa maçını ya? 37 dakika kaldı top oyunda. Tabii ya zaten tek takım içinde değil mi? Geçen ya. sene de çok oldu bu. Ama bak İfrada varıyor artık. Ya. Giderek artıyor hocam. Yani bunu bak tamam. İfrada varıyor diyorsun da, bunu genel konuşursan, yani ülke <laughs> futboluyla konuşursan tek başına yani kendin eleştirdiğin zaman değil de bunu genel bütün takımlar üzerine konuşursan o zaman bunun bir karşılığı olur. Geçen hafta sen konuştuk? Avrupa Şampiyonu kıyasladık ya. Yok yok geneli söylüyorum. Okan ediyorum. Ya, ya bunu yorumladığın zaman bu topun sahada süresinin az kaldığını yorumladığın zaman bu sade bize karşı olmuyor işte. Geçen sene Fenerbahçe maçı maçında da oldu. Şu maçta da oldu dersen anlatırken dersen anlamı olur diyorsun. Anlatabilir, anlatabildim mi? Bunu Örneklemelerle anlat. Niye sen yeri geri zaman 10 dakikada 2-0'la başlamayı biliyorsun da 70'e kadar hataya gol nedeni bu takımın ee, oyunu çirkinleştirmesi mi? Bu işin bir gerçekliği var abi. Nedir? Üç büyük takım, dört büyük takım, diğer takımların yirmi katı bütçen var. Senin bir santrafon o takımın bütün maliyeti. Bunu yapacak. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün bak ben yine tek konuşmuyorum ha. Galatasaray demiyorum ha. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ne yapıyor? Ee, Barneboğa'ya gittiği zaman, kampa gittiği zaman farklı bir şey mi yapıyor? Onların da Barneboğası, Növkamp'ı İnönü, Kadıköy Ali Sami kardeşim yapacak. Ha, gönül ister ki daha fazla olsun. Bazı Top. güzel maçlarda hatırlıyorum hocam. Şimdi sana karşıt fikir üretmek için demiyorum ama Galatasaray'ın geçen sene oynadığı Bayern Münih maçı da bu çerçevenin çok dışında bir maç, ya, maç mesela. Abicim, Şampiyonlar olabilir. ki finalin öyle olmadı. O, 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 tempo olmadı Bayern Münih maçı düşün. Ya tamam. Ya şimdi çok sen özür bir diyelim. maçı genel, genelleyemezsin. Çok özür diliyorum Ümit Hocam. Okan Buruk bas toplantısı canlı ekranlara getireceğiz. Ama e, sevgili Ümit Hoca ve Evren Hoca'ya tam bir değerlendirme için iki sayfa daha. Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan ekrana getireceğiz. Çünkü orada burada değinmediği iki tane önemli konu var. Kerem ve Zaha konusu. Evet onu bir ekranlara getirelim. Onun üzerinden tam yorumları alalım. Bugün Kerem Aktürkoğlu ile maça başlıyorsam demek ki onun burada kalmasını istiyorum. O da sahada performansıyla bunu destekledi. Transfer süreci bitince içimi bir mutluluk kaplıyor. Görüşmeler oluyor ama benim imzalı oyuncularımsa hepsini kullanmaktan yanayım. Zaha'ya da söyledim senin burada olman bizi rahatsız etmez Konya'ya gelebilirsin dedim. Transfer sürecinde olduğu için gelmek istemedi demiş Okan Hoca. E Evren Hocam Tabii yani de başlayayım. Burada transfer süreci gerçekten kolay değil takımlar içinde. Yani gitmek isteyen teklifler oluyor. Kerem de boncudan bir tanesiydi. Yani Zaha'nın gelmek istemesi ama baktım şimdi UEFA listesine yazılmış herhalde öyle diyorlar. Yani o transferin tam bitmediği bence. Orada muallak durum var. gidecek yani mi gitmeyecek mi değil. Şimdi böyle bir Sayın Eray da... Yazgan'ın da açıklaması var evet. iki gün önce. kal Eğer kalıyorsa da oyuncumuz diyor gitmesi yani Maçın açıklamada teknik olarak benim söylediklerim yakın söyledi. Yani çok üretken olamadılar. Karşı rakibe de pozisyon fazla vermedi. Doğru. Önemli olan, önemli olan kazanmak. Yani Galatasaray iki yıl şampiyon oldu. Ama bu zor maçları, bu süreçleri Kalitesiyle hep atlatıyor. Yani hep ben Hoca'yla konuştuğum konularda o. Biz ligi bir şekilde bazen belki çok iyi oynamasak da. E, oyuncularım kendine güveniyor, onlara güveniyorum. Biz bir şekilde kazanıyoruz. Yani bir gol atıyorsun, işte ...ikarıda çıkıyor sahneye, bir maç Kerem çıkıyor. Ama bugünkü oyunda mesela Zaha ile Ziyeş de belki bu tempoyu yakalayamazdı Galatasaray. Yani o hareketliliği, o savunma arkasına işte Kerem'in topu atıp gitmesi, Barış'ın götürmesi. Zaha ve Ziyeş bu, oyuncu, bu tip oyuncular değiller. Onun için tabii ki kadroda olmaları önemli. Ama onları zaman zaman farklı maçlarda yine şampiyonlar yine katılırsa inşallah veya diğer içerideki maçlarda oyunu çözme anlamında kullanacaktır. Çünkü bu takımın oyuncuları her oyuncuyu kullanmalı. Zahi de çağırmış zaten o konucu geldiği. diye. Ee, hakemle ilgili konuştu. Torere konusunda %100 katılıyorum. Yani e, Avrupa Şampiyonası'nı hakemler izlemiştir herhalde. Yani bu tip pozisyonlar sonuçta oyuncuya bir dokunmuyor. Yani varın orada devreye girmesi çok saçma. Ya büyük bir yanlış yani. Büyük bir hata yaptı. O pozisyon orada Orada golü vermesi lazımdı hakem. Zaten vermiş Varın orada onu zorlaması. Bir hata yaptılar. Ee, ama Galatasaray ne kazandı yani 3 olup Maçı koparacaktı. Var her türlü devreye girmek zorunda canım. Hakem ya var, devreye verirmez. girsin abi. De. Volkan Bayars'tan var. Bu kadar zorlaması, bu hayır, kadar var, abi şey. var uyarır. Sonra hakem verir, vermez. Hakemin bileceği Var son uyaracak. İncelediler. Tamam ama Orada hayır, hayır. Hatalı tam. karar verdi. Ha, kararın doğruluğunu yanlışını ha. tartışmıyoruz. Var gel diyecek. Var gel demek zorunda. Varsa bir şey. Ona hakem var. Orta hakem diyor ki ben yukarı diyor ki şey. ben bundan diyor gel diyor karar sen ben ver. Ben diyorum varın uyarmasına gerek yoktu. Golle, golle sonuçlandığı hocam. için he, bunda. Hocam ama golle Posto'da sonuçlandığı şey için şey? bir, tamam, şey. bir muallak bakar. durum olabilir tamam, be, mi? Tamam abicim pozisyonu bakar ama baktı bir şey yoksa niye uyarız? Ha bakmadan gelmesi tabii lazım. Bekleyecek duruyorsun. tabii ki vara. Ama iptal etti. Bakacak. Işte. E, baktı tamam. Heh, yani, tamam. Yani. Ama, yani. ama yanlış karar verdi de orta hakeme. Hatalı karar verdi. Orta hakem yanlış karar verdi. Başka bir şey verdi. Başka verdi. bir şey. Orta hakem neyi verdi? Çocuk mu da yanlış karar ya verdi? Yardı işte gel buraya şuna bak. Tam ona bak baksın, adam etkiledi. Tamam yönete vermeseydi. Ona ne Bence baksın, var hata yaptı. Olur mu ya? Ya bu benim düşüncem. Ya tamam ben hayır bak, katılıyorum. Ben bir şey diyor muyum? Ama şu, yok, şöyle yani hani kendi Var çağırmak zorunda zorunda gollerini. Tamam tamam onu biliyorum. Ha, hata karar hatalıdır. Yanlıştır onu tartışmıyorum. Senin fikrine saygı duyarım. Gidip izleyip. Ama var gol olduğu için. Bak demek zorunda. Hocam gidip izleyip aynen golede karar verebilirdi. Evet İnan onu de. diyorum yani. Ya yani onu genelde %80 yapmıyor. Bu Çağrılınca da zaten. orada bir tabii Fırat Yaptam Hocam onları daha iyi yorumluyor. Orada göre, bir, burada bir hata var. Astüst ha. ilişkileri de bazen Kartlarla devreye giriyor. Kartlarla ilgili e, Galatasaray'a kart gösterici pozisyonlar vardı. Konya'ya da çok kartını çıkarmadı. Aslında Avrupa maçı gibi bazı şeylerde ama atladı da pozisyonlar da oldu. Olmadı değil. Ama genele baktığımda ben hakemi normalde beğendim. Ama bir tek var onun bu güzel oyununu yani güzel yönettiği maçı biraz şey yaptı. Onun üzerinden etkiledi. Evet. İstemeden de o öyle bir şey yaptı. Gitti o da ona şey, inandı. Pozisyona baktı, izledi. Onu karar verdi. Bence bu hatalıydı. Ee, Okan Hoca takımla ilgili yaptığı konuşmada genel olarak transfer döneminde bu sancılı süreci hep yaşıyor Galatasaray. Ama yine de Galatasaray ne olursa olsun e, sezona 2'de 2 seri yaparak başlıyor. Bu çok önemli bu süreçte atlatacaktır. E, oyuncular kendi performanslarında tabii ki çok daha iyisi de yapabilecek bir takım Galatasaray. Ama önemli olan sonuçta kazanmak. Yani hep iyi oyun, hep muhteşem oynayalım falan bunlar bir anda olmuyor. Ha tabii ki olmalı. Normalde bu kadar paralar harcanıyor. Daha çabuk takım kendine gelmeli. Ama sürece baktığında e, belki oyun içerisinde o konuca daha erken değişiklikler yapabilirdi. Eee Başakşehir mesela 66'da oyuncu değişikliği yaptı. 60'ta alabilirdi. Ya olabilir. Bunları çok fazla denemesi Sarayla yani. da ilgili zaten açıklamalarında gün geçtikçe daha etkili olacak. diyor. Gelertle ilgili de söyledi zaten. O da bence ileride oynayacak. Yani Galatasaray takım biraz daha gençleşiyor. Yani artık gençleşmesi lazım. O dinamik, o enerjili takım hem şampiyonlar ligi hem ligi götüremiyor. Geçen sene gördük. Sıkıntılar yaşadı. Oyunun ligin sonuna doğru düşüş yaşadı. Tekrar çıkmak kolay olmuyor. Çünkü bu sene rakiplerin fazla. Sadece Fenerbahçe ile mücadele etmeyeceksin. Beşiktaş var, Trabzon var. Arkadan Başakşehir geliyor. Onun için tempo yüksek takımı da daha diri olması lazım.